vardı. Bunlardan üç tanesini aktardık ve geldik dördüncü yönteme. Kristal ızgara dizayn. Evet, yani çok seviyorum. Ben son günlerde gerçekten çok benim ve dostlarımın çok faydalandığı bir şey. Birkaç yıldır yapılıyor. Türkiye'de birkaç arkadaşımın sitesinde gördüm. Ben de açıkçası bu konularla ilgili çok hani dostlarımın ve arkadaşlarımın çok sıkıldığı konularla ilgili, niyetlerle ilgili 6 tane ızgara seti oluşturdum ve Kiron Şifa Atölyesi'nden çıkardım bunları. İzleyenler bakabilirler. N11'de de var. Kristal ızgara kitleri çok eskiden beri yapılmış bir sanat. Şöyle ki belli desenlerin üzerine, kutsal dediğimiz desenlerin üzerine taşları yerleştirilip bir ızgara denildiği, grit daha doğrusu İngilizcesi bunun ama Türkçesinde ızgara olarak çeviriyoruz. O ızgaraları, o desenlere koyduğumuz zaman o taşların, o niyetlere çalışması söz konusu oluyor. Biraz oyun gibi gözüküyor ama verdiği sonuçlar o kadar ciddi ki insanlar artık hani dur bakayım bir yapayım ben ne olacak falan derken bakıyorum ikincisi, üçüncüsü başka ne için var Gaye Hanım diye sormaya başlıyor. Çok güzel. Benim de tabii elimde var çok şükür. Ben de kuruyorum, çok güzel sonuçlar alıyorum. İstediğimiz her niyet için, istediğimiz her dilek için maddi olabilir, manevi olabilir, sadece huzur, mutluluk için olabilir, neşe için olabilir, bunları kurabiliriz. Sadece burada göstereceğim çok detaylı bir şekilde biraz sonra ama sadece ne için ve üzerine koyduğunuz taşları nasıl seçtiğimiz çok önemli. Onları göstereceğim ve anlatacağım. Çok güzel. Bir diğer yöntemimiz? Bir diğer yöntemimiz ise tabii ki uykuda çok fazla zamanımız geçiyor. Yani en az 6 saat, en çok dediğimiz 8 belki daha fazla saat uykuda geçiyor. Evet. Peki biz bu uykuyu başa mı harcayalım? Eskiden yatak odalarına işte rüyalar, farklı boyutlara girebildiğimiz için taş koymayalım, işte pembe kuvars belki olabilir ama onu da düşünmek lazım falan diye yaklaşıyorduk konulara. Fakat son yıllarda bu çalışmaların çok faydalı olduğunu, özellikle de hormon saatlerinde çalışılan taşların, bu eğitimde benim o da var, çok önemli. Çünkü hormonların saat 9'dan sonra çalışmaya başladıkları ve yapılandırdıkları ritim, biyoritim saatleri var. O saatlerde o taşlarla çalışıp gerçekten çok fayda elde ettim. O yüzden de bunları bilinçli bir şekilde koyarsak uykuda gerçekten çok muazzam faydalar görüyoruz. Bitmek, tükenmek bilmeyen baş ağrıları, uyku problemleri. Biliyorum senin uzun zamandır yaşadığın bir sıkıntı. Bütün bunları gerçekten azmedip uzun süre kullandığımızda mesela bir bileklik takıyoruz. Bu bilekliği bir gün, iki gün takmayacağız. Bu bilekliği en az 15-20 gün takacağız ki bunun faydasını görmek için. Bunu kastediyorum. Uzun süre derken yıllar ve aylardan bahsetmiyorum. Ama uykuyu da değerlendirmek taraftarıyım. Tabii ki her şeyi odaya koymamak kaydıyla. Yani zararlı bazı biyo, yani kimyasında bazı şeyler var, formülleri olan taşları koymuyoruz tabii. Yani düşünerek, tartarak, bilinçli bir şekilde koyduğumuz taşlardan bahsediyorum. Ben çok güzel bir şey söyledim. Çünkü her şeyi aslında biz kolay yoldan hemen elde etmek istiyoruz. Yani evet. İşimizde bir sıkıntı mı var ya da kendimizi iyi hissetmiyoruz. Hemen o taşı alır. Onun hemen enerjisi, aman geçsin, hemen geçsin. Öyle değil. Her şey bir, ne derler, düzen aslında. Bir evet. Patern, devam evet. etmesi gereken. Aynen, aynen, aynen. Güneş doğuyor. Belli etkileşimlere giriyor dünya ve akşamleyin yeniden evet, gece olması evet. gibi. Aynen, bir şey aynen. Bir döngü var neticede. İyileşme de zaten mesela duymuşsundur muhakkak. İyileşme krizi diye bir şey var. Bir kısa süre sonra mesela bir iyileşme krizi oluşabiliyor. Bu kişinin aslında iyileşmeye girdiği aşamadır. Ve bana yan etkisi oldu, bana şöyle dokundu gibi şeylerle gelirler hemen terapi gördükten sonra. Halbuki o kişinin muhakkak ki muhakkak faydalandığını işaret eder bize. Eğer bir baş ağrısı oluyorsa, mide bulantısı yapıyorsa bir taş, muhakkak o taştan etkileşim
yapıyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla dediğin çok doğru, bir sürenin geçmesi gerekiyor yani. Her şeyde bu böyle. Yani bir yemek yaparken bile soğanı çiğken atmıyoruz, bir kavuruyoruz. Ondan sonra etini atıyoruz mesela, etli yapacaksak gibi. Çok güzel. En son olarak meditasyon dedim ki, bu gerçekten meditatif zamanlarda alfa frekansına geçtiğimiz için gerçekten çok daha faydaya açık, daha zihinden uzak, kontrolden uzak bir halde oluyoruz ve aldığımız şifa her yöntemde öyle zaten. Taş şifası da aynı şekilde. Meditasyonu avuçlarımızın içindeki çakralarla taşları buluşturarak yaparsak çok daha faydalı olur. Taşlarla konuşmayı buraya hiç yazmadım. Ama şunu unutmamalıyız ki biz taşları nasıl görürsek o da bize aynı o şekilde hizmet eder. Onlar birer varlık, onlar birer ruh. Onlarla konuşurken nasıl hizmet edeceğini söylemeniz lazım. Benimle çalışmak isteyip istemediğimi sormam gerekiyor. Bana faydalı gerçekten olup benim için uygun olup olmadığını, belki iki selenit varsa bu selenit uygun değil ama diğeri uygun olabiliyor. Biz mesela kozmik enerjide çalışırken antenlerimiz var. 2-3 tane taş varsa muhakkak her bir taşa bu taş mı benimle uyumlu diye soruyoruz. Ve gerçekten o 3 taneden sadece bir tanesi evet diye cevap veriyor. Çok güzel. Ve bunun gibi biz de şimdi belki antenimiz yok, kozmik bir terapist değiliz ama pendülümüz var. Pendülümüzle nasıl çalışabileceğimizi, taşlarla nasıl konuşabileceğimizi, bunların hepsini öğreneceğiz inşallah. Öğreneceğiz, çok güzel. Evet. İlerleyen zamanlarda videolarda da hem de bizi izleyenlere de küçük küçük bilgiler vermeye devam edeceğiz. Aynen böyle. Yani bu 6 yöntemle taşlarla çalışmanın kolay yönleri, yani dinleyerek, taşımızı alarak rahatlıkla, kolaylıkla çalışabiliriz. Peki bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi boyutlardan bahsettik. Aslında her konuşmamızın arasında böyle kısa kısa o konuyla ilgili biraz bilgi veriyoruz. Ama şimdi muhakkak bizi izleyenler merak ediyorlardır. Yani bunların boyutları nasıl olmalı? İşte evimiz için, odamız için, belki üzerimizde kullanacağımız için bir kez daha şöyle üzerinden kısacık bir geçmek gerekirse. Valla aslında işte takı olarak kullandığımızda mesela şöyle bir şey ya da şöyle bir şey bizim için yeterli olur 15-20 gün takmak şartıyla. Mesela şu kehribar çok ince. Bunu biraz daha büyütmekte fayda var. Cebimizde falan da taşıyabiliriz. Yani avucumuzun içinden faydalanacağımız için özellikle erkekler takı takmak istemiyor. Cebimizde tutup, elimizde cebimize sokup mümkün olduğu kadar faydalanmakta yarar var. Yani bir masanın üstündekinden çok daha faydalı olur cepte taşınan herhangi bir taş. Boyutlar takı olaraksa eğer bir timus bezinin üzerine getirmek istediğimiz bir pembe kuvarsımız varsa mesela. Daha mutlu olmak, daha timus bezin ya da bağışıklık sistemimizi daha yüksek tutmak istiyorsa o zaman ne yapıyoruz? Buraya 6,5 santime kadar bir kolyelik takıyoruz. Ya da 6,5 santim değil de böyle bir pembe opali şu şekilde geçiriyoruz, oradan geliyoruz. Aynen timus bezinin üzerine gelebilecek şekilde. Timus bezimiz şurasıdır, tam şu kısım. Şurası boğaz çakrasının yeri çünkü yanılmasınlar. Şurası timus bezimiz. Çok güzel. Buraya denk gelecek şekilde bir süzme ya da normal bir kolye takabiliriz. Peki 6,5 santimlik taşın mesela dokunması mı gerekiyor? Arkasında bir plak olmalı mı? Dokunursa iyi olur. 6,5 santim yani takı için olanlar açıkçası ben verirken dokunmasını ön planda tutmaya gayret ediyorum. Çok büyük bir şey değilse. Zorlamıyorsa çünkü ne kadar büyükse kasanın fiyatları o kadar yüksek oluyor. Altınla çalışması gereken bazı taşlar oluyor. Kişilere çok pahalı geliyor haklı olarak. O zaman da hani biraz daha hani değişik, küçük, sevimli montürler kullanmak lazım. Onun dışında eğer odalarda tutuyorsak, o zaman odanın büyüklüğü, eğer 50 metrekare bir salonum varsa, yani ben kalkıp şöyle bir tuz lambasında yaklaşık 10 tane koymam gerekiyor. Fayda sağlar. Çünkü mantıken dört bir köşeye bunun 3 katı büyüklüğünde koyarsam o zaman o 50 metrekarenin
oksijen kalitesini yükseltebilir. Yani bir taştan da beklediğimiz şey çok önemli tabii. Yani ne bekliyoruz bu küçücük taştan? Çok. Anlatabildim mi? Organlarla çalışıyorsak, bir karaciğerle çalışıyorsak, karaciğerle sarı taşla çalışabiliriz. Ya da Ocean Jasper'ı detoks yapsın, karaciğer detoksu yapsın diye kullanıyor olabiliriz. Bir bandın içinde karaciğerin üzerine yapıştırabiliriz. Gece de uykuya mis gibi yatabiliriz. Karaciğerin kendi onardığı zamanlarda o taştan faydalanacak saatlere gelindiğinde karaciğer tüm minerallerini de alarak, faydasını alarak uykuya biz devam edebiliriz. Karaciğerin büyüklüğü yaklaşık şöyle ise, işte o zaman 7,5-8, yani %15, %20 büyüklüğünde bir taş uygundur. Tam ortasına koyarsa yeterli olabilir. Ama dediğim gibi bir detoks için bir gün yeterli değil. Doğru. Belli bir kürü ve zamanı var. Diğer yöntemlerle de etkisini arttırmakta da fayda var. Sadece bir hani karaciğerin üstüne yapıştırmak da yetmeyebilir. Kesinlikle. Vallahi çok güzel bilgiler. Teşekkürler vallahi. Devam edeceğiz. Evet. Evet, Gaye Döşer YouTube kanalını izlediniz. Beğendiyseniz bizi tabii ki takip etmeyi unutmuyorsunuz. Yeni videolarla yeniden görüşmek dileğiyle.